Herkese merhaba. Bir önceki bölümde dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. İslam dininin doğuşunu, İslam uygarlığının Orta Doğu sınırlarını aşarak dünyaya yayılmasını ve İslam dininin en geniş sınırlara ulaşmasını sağlayan Osmanlı İmparatorluğu'nu konuşmuştuk. Kitabımızın ikinci bölümü, Osmanlı İmparatorluğu, Mısır ve İran'ın 19. yüzyılda yaşadığı değişim dönemini inceliyor. Konu bütünlüğü olması bakımından İran'daki değişimleri ve Osmanlı'nın son yıllarını bir sonraki bölümde anlatacağım. 1789 yılında Sultan 3. Selim'in tahta çıkışı Osmanlı İmparatorluğu için değişim döneminin başladığının habercisiydi. Aynı dönemde Mısır'da da Kavalalı Muhammed Ali'nin iktidarı başlıyordu ve yapılacak askeri reformlar beraberinde devlet kurumlarının modernleşmeyi ve yeni elit kadroların yetişmesini sağlayacaktı. Sultan 3. Selim tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu Rusya ve Avusturya ile savaş halindeydi. 1792 Yaş Anlaşması ile Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul edilmişti ve daha da önemlisi ordu'da bir modernizasyonun zorunlu olduğu anlaşılmıştı. Selim'in emriyle Avrupa'dan askeri uzmanlar çağrıldı ve yeni teçhizatlar satın alındı. Daha önce bu tip değişimlere karşı koyan Yeniçerilerin tepkisini çekmemek için onların maaşlarına zam yapıldı. 1797'de de Sultan Yeniçeriler dışında yeni bir ordu kurmaya karar verdi. Yeniçerilerden farklı olarak Anadolu'dan Türk kökenler asker alınmıştı ve üniformalarına kadar Avrupa tarzındaydı. Nizam-ı Cedid, yeni düzen ismi verilen bu ordunun 5 sene içerisinde sayısı 23.000'e kadar ulaşmıştı. 3. Selim ayrıca Avrupa başkentlerinde elçilikler kurulmasını istedi. 1793'te ilk daimi büyükelçilik Londra'da ve sonrasında Paris, Berlin ve Viyana'da açıldı. Geçtiğimiz yüzyıllar boyu Avrupalı elçiler İstanbul'da ikamet ederlerdi ve Osmanlı onlar vasıtasıyla ilişkileri sürdürdü. Ama artık Batı'yı daha yakından takip edebilmek adına daimi elçilikler önemliydi. Ayrıca Osmanlı devlet adamları Türkçe, Arapça ve Farsça bilirdi ve Batılılarla iletişim kurulurken Hristiyan kökenli Dragoman dediğimiz tercümanlardan faydalanılırdı. Bu elçilikler sayesinde bir grup Osmanlı devlet adamı Avrupa diplomasi dili olan Fransızca'yı öğrenmişti. Bu gelişmelerden Yeniçeriler rahatsız oluyordu. Sahip oldukları imtiyazları kaybetmekten korkuyorlar. Aynı şekilde kırsal kesimde etkili olan bazı yerel derebeyleri, ayanlar da güçlenen merkezi devlet otoritesinden endişe duyuyordu. 1806'da Yeniçeriler sarayı basarak 3. Selim'i tahttan indirdiler, yerine 4. Mustafa'yı geçirdiler ve yeni orduyu dağıttılar. Sonraki sene 3. Selim'i öldürdüler. İkinci Mahmut'u da öldürmek isteyen isyancılar, Bulgaristan'da bulunan Rusçuk bölgesinin ayağını, Alemdar Mustafa Paşa'nın kendi askeri birlikleriyle İstanbul'a gelmesiyle durduruldu. 4. Mustafa tahttan indirildi ve Sultan 2. Mahmut ile modernleşme hız kazanacaktı. 1700'lü yılların sonunda büyük savaşlara giren Osmanlı, zayıflamış ve uzak bölgelerdeki otoritesini kaybetmişti. Bu bölgelerden biri de Mısır'dı. Osmanlı Mısır'a vali gönderir olsa da realitede otorite Memlük beylerindeydi. Gene de bu toprak sahipleri kendi aralarında çekişiyorlar ve bu yüzden de bir türlü Mısır'da istikrarlı bir yönetim görülemiyordu. Mısır'da bir otorite boşluğunu fark eden Napolyon, İngiltere'nin Hindistan kolonisine olan iletişim ve ulaşım kanallarına ulaşmak için Mısır'ı işgal etmeye karar verdi. 1798'de Piramitler Savaşı'nı kazanan Napolyon Mısır'ı işgal etti. İngiliz donanmasının İskenderiye açıklarına Fransız donanmasını batırması ile Fransız kara kuvvetlerinin dış dünya ile iletişimi koptu. 3 sene direnebilen bu birlikler nihayet İngiliz-Osmanlı ortak askeri harekatından sonra bölgeden ayrılmalarına izin verildi. Osmanlı birlikleri içinde etkili olan bir asker vardı. Arnavut kökenliydi, Kavala şehrinden geliyordu. İsmi Muhammed Ali'ydi. Bizim tarih kitaplarında Kavalalı Mehmet Ali Paşa olarak da ismi geçmektedir. Başarılı komutasından dolayı 1805'te Mısır valisi olarak ataması yapıldı. Sonraki 40 sene Mısır'ı baştan aşağı değiştirecek ve modernleştirecekti. Mısır ordusunu Avrupa standartlarında oluşturacak, merkezi otoriteyi sağlayacak, tarımsal üretimi arttıracak, sanayi kurulacak, Kuzey Sudan'ı, Suriye'yi, Hicaz'ı ve Adana'yı kontrolü altına alacaktı. Tüm bunları yapabilmek için ilk iş Avrupa tarzı bir ordu kurmaya başladı. Ama ilk iş kendisine engel olabilecek Memlüklü beylerden kurtulmalıydı. 1811'de tüm Memlük beylerini bir yemek ziyafetine davet etti ve 74 tane Memlüklü toprak sahibini aynı anda öldürttü. Sonraki aylarda onlara ait tüm oluşumları yok etti. Bu gelişmeden sonra subay okulu açtı ve askeri öğrencileri Avrupa'ya, çoğunlukla Fransa'ya göndermeye başladı. Ayrıca tıp, veterinerlik, mühendislik ve kimya fakülteleri açıldı. Avrupa kitaplarının tercümesi için tercüme odası kuruldu ve yabancı dil eğitimiyle tercümanlar yetiştirilmeye başlanıldı. 1828'de ilk Arapça gazete basıldı. Mısır'da eğitimli bir elit sınıf ortaya çıkıyordu ve Mısır Osmanlı dünyasından uzaklaşıyordu. Ordusu için Mısırlıları askere almaya başladı ve ordusu 130 bine kadar çıktı.
Ordunun mevcudiyeti için etkili bir vergilendirmeye başladı. Daha önce bazı toprak sahiplerine verilmiş olan iltizam ayrıcalıklarını, yani örneğin iltizam şu demek, yani örneğin bir bölgenin 100 birim vergi gelirinin 90 birime peşin olarak birine satılması ama bu kişinin 100 birim vergi toplayıp 10 birim kar yapmak yerine sistemi suistimal ederek 150 birim vergi toplaması iltizam sistemiydi. Ayrıca ulemanın elindeki vakıf gelirlerini de devlete bağladı. Nil Nehri üzerine baraj yapıldı ve yeni inşa edilen sulama kanalları ile tarımsal üretim arttırıldı. Ayrıca pamuğa dayalı tekstil ve silah üretim fabrikaları açtı. Devlet olarak pamuğu topluyor, fiyatını arttırarak Avrupa'ya satıyordu. Bu şekilde kapitülasyonun yol açtığı ekonomik yıkıma meydan okuyordu. Devlet bürokrasisinde kendisi gibi Arnavut veya Türk kökenlileri tercih ediyordu. Halkı Mısırlı olan bir Türk hanedanı kurmuştu ve çocukları da devlet mekanizmasına rol oynuyordu. Gene de sonraki bürokratik kuşaklar kurmuş olduğu okullarda yetişen Mısırlılardan oluşacaktı. Muhammed Ali'nin ilk askeri seferi Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'un emri üzerine Mekke ve Medine'yi ele geçirmiş Vahabiler üzerine olacaktı. Muhammed Ali'nin oğlu başarılı askeri komutan İbrahim Paşa'nın birlikleri 1811'de Vahabileri mağlup edecekti. 1820'de Sudan'ın kuzeyi Mısır'a katılacaktı. Bu arada her ne kadar Muhammed Ali bir devlet kurmuş gibi görünse de Mısır halen Osmanlı'nın bir eyaletiydi ve Muhammed Ali de padişaha bağlı bir Osmanlı valisiydi. Muhammed Ali'nin Akdeniz havzasına genişleme isteği karşısına bir fırsatla çıkar. 1821'de Yunanistan'da çıkan bağımsızlık isyanını bastırması için padişah Muhammed Ali'yi yardıma çağırır. Karşılığında Girit valiliği verilecektir. 1827'de Mısırlı birliklerin gelişiyle Yunan isyanı bastırılır ve Atina tekrar geri alınır. Ancak Yunan isyanının uluslararası bir sorun haline gelmesi üzerine Avrupa ülkelerinin kurmuş olduğu ortak bir donanma Navarre limanında Osmanlı-Mısır donanmasını yok eder. Yunan isyanının ilk doğumları 1814'te Odessa'da Yunan ticaret erkanı ve armatörlerin kurduğu Filiki Eterya tarafından atılmıştır. 1821'de aslında ilk isyan Romanya tarafından başlatılır ama kısa sürede Osmanlılar tarafından bastırılır. Mora Yarımadası'nda uzun zamandır bu iltizam sisteminin halk üzerine yüksek vergilerin eziyet haline gelmesi ve Osmanlı'nın artık işgalci bir dış güç gibi görülüyor olması isyanın başlamasına neden olmuştur. Mora'da binlerce Türk öldürülür. Bu haberlerin İstanbul'a ulaşması üzerine Rum Ortodoks Kilisesi Patriği, Patrikhanenin kapısı önünde asılır. Bu arada Patriğin asıldığı bu kapı halen kilise tarafından kapalı tutulmaktadır. Uzun zamandır Osmanlı bürokrasisi içerisinde Dragoman tercüman olarak hizmet etmiş Rumlara artık güven duyulmayacaktır. Bu yüzden de Osmanlılar kendi tercümanlarını yetiştirmek zorundadır. İşte bu noktada Mısır-Osmanlı Ortak Harekatı isyanı sona erdirir. Ancak 19. yüzyıl Avrupa diplomasisinin en önemli kavramı Eastern Question, Doğu sorunu ne demektir, bu noktada önem kazanmaktadır. Zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları batılı devletler tarafından paylaşılmalıdır. Ancak bir devletin kazanımı diğer devletin çıkarlarına ters düşmemelidir. Bu yüzden de çoğu zaman aralarındaki güç dengesinin korunması için Osmanlı hasta bir adam olarak yaşatılmalıdır. Ve Osmanlı bu rekabeti kullanarak bir yüzyıl daha hayatta kalacaktır. Bu yüzden de Rusya'nın Yunanistan üzerine hakimiyet kurmasından korkan İngiliz ve Fransızlar Rusya ile birlikte hareket ederek Osmanlı'ya saldırırlar ve Navarin'de Osmanlı donanması yok edilir. Yine de teslim olmayan Osmanlı'ya Rusya savaş ilan eder ve Rus ordusu Edirne'yi işgal eder. Gelişmelerden endişe duyan İngiltere'nin araya girmesiyle Rusya geri çekilir. 1829 Edirne Anlaşması ile Yunanistan bağımsız olur. Yunanistan, Mora Adası ve Atina'dan oluşan 800 bin nüfuslu bir devlettir. Ancak Osmanlı Devleti içinde 2,5 milyon Rum yaşamaktadır. Bu yüzden de sonraki yüzyıl boyunca Yunanistan, irredentist bir devlet olarak yani Osmanlı topraklarını işgal eden genişlemeci bir devlet olarak Osmanlı'ya tehdit olacaktır. Muhammed Ali donanmasını kaybetmenin karşılığını ister. Ancak Osmanlı savaşın kaybedildiğini öne sürerek Girit Adası'nın valiliğini vermeyi reddeder. Bunun üzerine Mısır birlikleri Osmanlı toprağı olan Suriye'yi işgal eder. Osmanlı birliklerinin mağlup edilmesiyle Mısır birlikleri Kütahya'ya kadar gelir ve İstanbul'u almakla tehdit ederler. Sultan II. Mahmut Batılı devletlerin bu duruma kayıtsız kalması üzerine bizim tarih kitaplarına çok geçer, denize düşen yılana sarılır, sözünü hatırlatırcasına Rusya'dan yardım ister. 1833 İnkar İskelesi Anlaşması ile Rus birlikleri İstanbul'a yardıma gelir. İngilizler şok olmuştur ve hemen araya girerek Muhammed Ali'yi durdururlar ve bir anlaşmayla Muhammed Ali'nin oğlu İbrahim'e Adana ve Suriye valilikleri verilir. Mısır ve Suriye halen bağımsız değildir ve Osmanlı'ya bağlıdır. Muhammed Ali tam istediğini alamamıştır ama bir sonraki denemesinde bu kadar şanslı olamayacaktır. Avrupa güç dengesi oyununu iyi öğrenen Sultan II. Mahmut,
Muhammed Ali sorununu çözmek için kullanacaktır. 1839'da Osmanlı ordusu Nizip'te İbrahim'e saldırırlar. Ancak Osmanlılar bir kez daha yenilir. Ancak İngilizler bu kadar güçlü bir Mısır'ı kendisine tehdit olarak görmektedir ve İngiliz donanması Beyrut'a gelir. Suriye halkı da merkezi otoritenin bu kadar güçlenmesinden hoşnutsuz olduğu için İbrahim'e karşı ayaklanırlar ve İbrahim'in kuvvetleri Mısır'a çekilmek zorunda kalır. 1841 Londra Anlaşması ile Muhammed Ali Osmanlı'dan ele geçirdiği tüm topraklardan geri çekilmeyi kabul eder. 130 bine kadar yükselmiş olan ordusunun 18 bine indirilmesini kabul eder. Tek kazancı Mısır valiliğinin kendisinden sonra çocuklarına bırakabilme hakkıdır. Muhammed Ali'nin çocukları 1952'ye kadar Mısır'ı yönetecektir. İngiltere verdiği desteğin karşılığı olarak 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nı koparır. Osmanlı ve Mısır'daki tekelleşme yasaklanacak, böylelikle Muhammed Ali'nin ürünleri kendi üzerine toplayıp fiyatlarını artırmasının önüne geçilecektir. Ayrıca gümrük vergileri %3'e sahiplenecektir. Bu, Mısır'ın kapitülasyonuna daha fazla maruz kalmasına yol açacak, Mısır sanayisinin kapanmasına sebep olacaktır. Ayrıca askeri okullar da kapanacaktır. Muhammed Ali, hayal ettiği kadar başarılı olamasa da gene de bir hanedan kurmayı başarmış ve sonraki nesillere Avrupa eğitimi almış, güçlü merkezi bir bürokrasi bırakmıştır. Sultan II. Mahmut da askeri reformun gerekli olduğunu inanıyordu. Ancak 3. Selim'in nasıl öldürüldüğünün bilincinde olarak dikkatli hareket edecekti. Öncelikle yerel toprak sahiplerinin üzerine giderek güçlü olanların gücünü kırdı ve sonra vakıf geliklerini kontrol altına alarak ulemayı kontrolü altına aldı. Yeni bir batı tarzı ordu kurulması emrini verdi. Beklenildiği üzere Yeniçeriler ayaklandı ve bu sefer hazırlıklı olan birlikler 15 Haziran 1826'da binlerce Yeniçeri askerini katletti. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli kurumlarından biri tarihe karışmıştı. Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasıyla sonraki 13 sene reformlar hız kazandı. Alman ve Fransız uzmanlar orduyu eğitirken İngiliz uzmanlar donanmayı geliştiriyordu. 1827'de tıp fakültesi açıldı, 1834'te harp okulu kuruldu. Eğitim dili Fransızcaydı. Atlı askerlerin yetiştiği, artık ihtiyacı cevap vermeyen tımar sistemi kaldırıldı. Sarık yasaklandı, fes kullanımı yaygınlaştırıldı. 1831'de ilk resmi gazete yayınlandı. Yunan tercümanların kovulmalarından dolayı bir tercüme bürosu kuruldu. Hem daimi elçilikler hem de tercüme odası, sonraki Osmanlı bürokratlarının yetiştiği yegane okullar olacaktı. Devletin merkezi otoritesi güçlenmeye başlamıştı. Her ne kadar Sultan II. Mahmut döneminde büyük toprak kayıpları olsa da, başlatmış olduğu modernleşme ve merkezi hükümetin etkinliği ve Fransızca bilen kadrolar sonraki 100 yıl boyunca Osmanlı siyasi yaşamının önemli bir parçası olacaktı. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı modernleşmesinin en önemli köşe taşlarından biriydi. Devlet adamı Mustafa Reşit Paşa'nın hazırladığı bu ferman ile devletin yönetiminde bürokratların dönemi başlamıştı. Yurt dışı elçilik görevleri ve tercüme odası görevleri alan bu devlet adamlarının en etkilileri Reşit Paşa'dan sonra Ali Paşa ve Fuat Paşalardı. Tanzimat Fermanı, padişahın halka artık din, dil, ırk ayrımı yapılmadan herkesin eşit olduğunu söylemekteydi. Dine dayalı millet sistemi yerine bir Osmanlı vatandaşı kimliği yaratma amacındaydı. 1856'da Tanzimat Fermanı'na ek olarak ilan edilen Islahat Fermanı ile tüm dinlere eşit yaklaşılacağı tekrar ediliyordu. Bu dönemde Mülkiye ve Galatasaray Lisesi kurulmuştu. Hem Arap eyaletlerinden gelen hem de Türk öğrenciler bu okullarda eğitim görmüş ve bu okulların mezunları önemli noktalara gelmişlerdi. 1876'da ilan edilen Mecelle ile Medeni Kanun düzenlenmiş ve dönemin ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmişti. Mecelle, içinde Avrupa hukukundan öğeler içerse de en temelinde özellikle hali hukukuna şeriat kurallarından ayrılmamıştı. Tanzimat döneminde yayınlanan özel gazeteler sayesinde bir dizi Osmanlı aydını bir araya gelerek kendi fikirlerini beyan edebilmeye başlamıştı. Tanzimat reformlarını yeterli bulmayan bir grup, onlara genç Osmanlılar denilmişti, meşrutiyeti savunmaya başlamıştı. 1900'lü yıllarda ikinci meşrutiyeti ilan edecek ve Birinci Dünya Savaşı'nda ülkeyi yönetecek olan Jön Türkler ile karıştırmayalım. Ayrıca geç Osmanlılar, körü körüne batılılaşmaya karşı çıkıyorlardı ve İslami değerlere sahip çıkılması gerektiğini savunuyorlardı. Bu grubun önemli yazarlarından biri, vatan kavramı ve Osmanlıcılık, Osmanlı vatanseverliği kavramını yaratan Namık Kemal'di. Bürokrasinin güçlü adamları Fuat ve Ali Paşaların ölümü üzerine, genç Osmanlılar istediklerini uygulama fırsatını buldular. Bir saray darbası ile Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Onun şaibeyle ölümü üzerine 5. Murat'ı tahta çıkarsalar da onun tahtı istememesi ve delilik amaneleri göstermesi üzerine Sultan II. Abdülhamit'i tahta çıkardılar. Sultan II. Abdülhamit söz verdiği üzere ilk Osmanlı Anayasası kanunu esasi ve meşrutiyeti ilan ederek devletin meşruti monarşi olmasının yolunu açtı.
Gene de kanunun esası padişah geniş yetkiler veriyordu ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlamış olması üzerine padişah meclisi süresiz tatil ederek sonraki 30 sene tek adam yönetimiyle ülkeyi yönetecekti. Osmanlı ilk dış borcunu 1854'te Kırım Savaşı başladığında almıştı. Daha sonra bu borç büyüyecek ve 1876'da faizleri bile ödenemez hale gelinerek iflas ilan edilecekti. Avrupalı güçler dış borcun tahsilatı amacıyla 1881'de Muharrem kararnamesini ilan ettireceklerdi. Kurulacak olan Duyun-u Mümiye İdaresi ile Osmanlı mali gelirleri Avrupalı güçlerin kontrolüne girecekti ve bu kırım dış borcun ödemelerini yapacaktı. Osmanlı dış borcunun son ödemesi 1954'te Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacaktı. Bu arada Kırım Savaşı, bölümün başına bahsettiğim Eastern Question yani Osmanlı toprak bütünlüğünün Rusya lehine bozulmaması için İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'ya birlikte hareket ederek Kırım'a saldırı yaptıkları bir savaştı. Sonrasında imzalanan Paris Anlaşması ile Karadeniz hem Osmanlı hem Rus savaş gemilerinden arındırılmış ve Rusya 20 sene daha durdurulmuştu. Rusya 1876'da bir kere daha Osmanlı tebaası olan Slav Ortodoks halk üzerine hak iddia ederek bu halkların Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarını destekleyecek ve yaşanacak Osmanlı-Rus Savaşı, diğer adıyla 93 Harbi Osmanlı'nın bozguna uğramasıyla sonuçlanacaktı. Çok büyük toprak kayıpları gene İngiltere'nin araya girmesiyle yumuşatılacak ama Berlin Anlaşması ile gene de Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan'ın bağımsızlığı tanınacak, Bosna, Avusturya'ya bırakılacak ve Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakılacaktı. İngiltere yaptığı arabulucuk karşılığında Kıbrıs adasını alacaktı. Osmanlı'da Tanzimat dönemi devam ederken Mısır'da da önemli gelişmeler yaşanıyordu. 1863'te iktidara gelen İsmail Avrupalılaşma yanlısıydı. Mısır bir Avrupa ülkesidir diyordu. Batı tarzı okulların sayısı artmıştı ve hukuk fakültesi ve teknik üniversiteler açılmıştı. Batılı eğitim almış, Mısırlı elit kesimin büyümesini istiyordu. Ayrıca büyük bir kütüphane ve müzeler açmıştı. Osmanlı Sultanı Sultan Abdülaziz'in 1863'te Mısır ziyareti sırasında İsmail'e hedif ünvanı verildi. Bu bir kraliyet ünvanıydı. Eskisi gibi artık vali denilmeyecekti. Ayrıca kendi parasını basma, ordusunu büyütme yetkileri de verildi. 1869'da Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Süveyş kanalı açıldı. Bu dünya ticareti için çok önemli bir gelişmeydi. Londra ile Bombay'ın uzaklığı yarı yarıya azalmıştı ve kanal trafiğinin %80'i İngiliz gemileriydi. Ayrıca tam da o dönemde Amerikan İç Savaşı'ndan dolayı pamuk fiyatları artmıştı ve Mısır'ın gelirleri bu sayede 10 kattan fazla artmıştı. Tüm bu gelire rağmen İsmail'in şahsi harcamaları da dahil giderleri finanse edebilmek için dış borç alındı. 1875'te Süveyş kanalı hisselerinin %44'ü İngilizlere 4 milyon sterline satıldı. 1876'da Mısır iflasını açıkladı. Osmanlı da aynı sene iflasını açıklamıştı ama Osmanlı'ya sadece dış borçların ödemesi için baskı yapan Avrupalılar Mısır'a daha fazlasını yapacaklardı. Önce bu borçların ödenmesi için bir kurum kuruldu. Ancak Mısır edebi İsmail'in bu kuruma karşı halkı kışkırtması üzerine Batılı devletler Osmanlı padişahının Mısır edebi İsmail'in azledilmesini istediler. Sultan II. Abdülhamit 1879'da İsmail'i azlederek yerine onun oğlu Tevfik'i getirdi. Tevfik borçların ödenmesi için bir yasa ilan etti. Ancak Avrupa'nın bu kadar Mısır'a karışıyor olması Mısır'ın hem elit hem de halk kesiminde hoşnutsuzluklara yol açıyordu. Mısır'ın ilk ulusal kahramanı olarak isimlendirilecek Ahmet Urhabi'nin liderliğini yaptığı bir isyan çıkacaktı. Fakir bir Mısırlı çiftçi ailesinden gelen Urhabi orduda subay olmuştu. Diğer subaylar gibi batılı eğitim almamıştı. Bu yüzden halk onu kendisine yakın hissediyordu. Tevfik'in sadece batılı subayların yükselmesi hakkında bir kararname yayınlaması üzerine bir dizi subay Urhabi liderliğinde ayaklandı ve bir anda ayaklanma bir halk ayaklanmasına dönüştü. 1882'de Urhabi'ye savaş bakanlığı verildi. İngiltere ve Fransa için Urhabi'nin daha fazla güçlenmesi çok tehlikeliydi. 13 Eylül 1882'de İngiliz ordusu Mısır'a asker çıkarttı. İngiliz ordusu Urhabi'nin Mısır birliklerini yendi ve Urhabi tutuklanarak sürgüne gönderildi. Böylelikle Mısır Hıdiv ve Tevfik'in otoritesi tekrar sağlanmış oldu ve Hıdiv İsmail'in hayal ettiği gibi olmasa da evet, Mısır Avrupa'nın bir parçası olmuştu. Urhabi başarılı olamamıştı ama Mısır Mısırlarındır sloganı bir kez daha duyulacaktı. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde İran'ın 19. yüzyılda yaşadığı değişimleri, İngiliz işgali sonrası Mısır'ı, Sultan II. Abdülhamit'in pan-İslamcılık ideolojisini ve Osmanlı'nın son yıllarını konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Lütfen arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşarak daha fazla sayıda kişiye ulaşmama yardım edin. Teşekkürler.